Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan, daha önceden de planlamıştık ama bazı aksaklıklar söz konusu olduğu için bugüne kaldı ziyaretleri. Hayırlı olsun, ziyaretinde bulunmak üzere bugün genel merkezimizi şereflendirdiler. Kendilerine ve heyetinde bulunan arkadaşlara huzurunuzda teşekkür ediyorum. Ayrıca iyi dilekleri için de şükranlarımı sunuyorum. Bugün evet bir hayırlı olsun ziyaretiydi ama Türkiye'nin bütün sorunlarını kısa zaman içinde başlıkları itibariyle ele aldık. Türkiye'nin demokrasisini, adalet ve hukuk anlayışını, ekonomisini, emeklinin çektiği çileyi, geleceğe dair vizyonunu neredeyse konuşulması icap eden ne varsa başlıklarıyla değerlendirdik. Dış politika konusundaki açmazları ve uygulanmış yanlış politikaları da buna dahil ederek söylüyorum. Ayrıca bütün bunların ötesinde cennet mekan Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızı da andık. Onun Türk siyasetine sağladığı yüksek katkıları paylaştık. Onu da yad ettik mücadele arkadaşlarıyla. Birlikte burada tekrar rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Sayın Erbakan, üzerinde konuşulması icap eden çok sayıda spesifik konu olabilir. Bunları da önümüzdeki dönem içinde iki muhalefet partisi olarak daha geniş kapsamlı ele alabileceğimizi ifade ettiler. Buna bağlı olarak biz de iadeyi ziyarette bulunacağız. Ve hem kendisinin görüşlerinden hem partisinin programından istifadeyle Türkiye'nin önünün açılması noktasında katkılarımızı müşterekleştirmeye, ortaklaştırmaya çalışacağız. Bundan ayrıca memnun olduğumu da ifade etmek istiyorum. Kendilerine bu nazik ziyaret için, kendilerine ve heyetine bu nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Ve lütfederlerse sözü kendilerine bırakıyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Ben de öncelikle Sayın Genel Başkan Musavat Dervişoğlu'na en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bizleri kabulleri için ve bir kez daha hayırlı olsun dileklerimizi kendisine bu vesileyle iletiyorum. İyi Parti Kongresi'nde genel başkan olarak seçildi. Cenab-ı Allah hayırlı hizmetler nasip etsin. Ve tabii ki tüm İyi Parti camiasına da hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Yine Sayın Genel Başkan ve heyeti bizleri en güzel şekilde ağırladılar. Bundan dolayı da yine kendilerine teşekkürler ediyorum. Değerli basın mensuplarına da sizlere de bu ilginiz ve teşrifiniz dolayısıyla teşekkür ediyorum. Burada biraz evvel Sayın Genel Başkan'ın da ifade ettiği gibi Türkiye'nin gündemiyle ilgili meselelerde fikir alışverişinde bulunuldu, değerlendirmede bulunuldu. Ve yine kendisinin de ifade ettiği gibi önümüzdeki süreçte de İyi Parti ve Yeniden Refah Partisi arasında bu görüşmelerin devam etmesi, Türkiye'nin, milletin hayrına olacak noktalarda fikir alışverişi ve birlikte hareket edilmesi gibi konularda görüşmeler yapıldı. Bizim Yeniden Refah Partisi olarak her zaman söylediğimiz doğruya doğru, yanlışa yanlış politikasını sürdüreceğimiz noktasındadır. Bu noktada tabii ki ülkenin, milletin hayrına olması için tüm siyasi partilerle bu görüşmeleri yapmaya devam ediyoruz ve inşallah bu hayırlı adımları da hep birlikte atmak nasip olur diye ifade ediyoruz. Tabii bu vesileyle İsmail Haniye'nin vefatı dolayısıyla duyduğumuz üzüntüyü de ifade etmek istiyorum. Tüm Filistin halkına ve bütün İslam alemine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Cenab-ı Allah gani gani rahmet eylesin, makamını âli eylesin. Dün oğlu Abdüsselam Haniye ile telefonda görüşerek taziyelerimizi kendisine ilettik. Bugün de inşallah akşam saatlerinde yarın Doha'da kılınacak cenaze namazına iştirak etmek üzere heyetimizle birlikte Katar'a hareket edeceğiz. Tabii bu vahşi saldırıyı Yeniden Refah Partisi olarak lanetliyoruz.
İnşallah bunlar artık Siyonist katil rejimin sona yaklaştığının göstergeleridir diye ifade etmek istiyoruz. Tabii yine Amerikan Kongresi'nde katil bir soykırımcının alkışlanmasının geçtiğimiz günlerde yaşanan hadise biliyorsunuz, insanlık adına utanç verici bir olay olduğunu ifade etmek istiyorum. Milli görüş olarak 55 seneden beri Amerika'dan dost olmaz sözümüzde ne kadar haklı olduğumuz, Amerikan yönetimi Amerika kurulduğu günden itibaren Siyonizmin emrindedir sözümüzde, fikrimizde ne kadar haklı olduğumuz ve Amerikan yönetimi bizim stratejik ortağımız olamaz tezimizde ne kadar haklı olduğumuz bu sahneyle bir kez daha ortaya çıkmıştır. Tabii Sayın Mahmut Abbas'ın da 15 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet edilmesi ve bir konuşma yapacak, genel kurula hitap edecek olması olumlu bir gelişmedir bize göre. Tabii bu süreçte İsrail Dışişleri Bakanı'nın Sayın Cumhurbaşkanımıza aslında bütün Türkiye'ye yönelik olarak sarf ettiği çirkin ifadeleri, haddi aşan ifadeleri de kınadığımızı da belirtmek isterim. Tabii Sayın Mahmut Abbas'ın burada konuşma yaptırılmasının yanında yeniden Refah Partisi olarak uzun zamandan beri ifade ettiğimiz Kürecik radar üssünün kapatılmasıyla ilgili gerekli girişimlerin iktidar tarafından yapılmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bir gece ansızın Gazze'ye de gireriz, İsrail'e de gireriz dedi. Ancak kendisine şunu hatırlatmak istiyoruz yeniden Refah Partisi olarak. Bir gece ansızın İsrail'e giremeyiz. Çünkü her şeyden önce bizim kendi topraklarımızdaki Kürecik radar üssü bizim gireceğimize İsrail'e önceden haber verir. Bu nedenle bu NATO üyeleri olan İngiltere ve Amerika aracılığıyla bir NATO üssü olan Kürecik üssünden alınan bilgilerin İsrail'le paylaşılması dolayısıyla aslında kendi topraklarımızda İsrail'in bu füze kalkanına ve istihbaratına destek olmuş oluyoruz. Bu vebalden kurtulmamız gerekir. Kürecik radar üssünün kapatılması gerektiğini bu gelişmeler sonrasında bir kez daha ifade ediyorum. Tabii Sayın Genel Başkan'la Türkiye'nin en önemli gündemlerinden olan dar gelirlinin birinci gündemi olan geçim derdi konusunu da konuştuk. Bugün Türkiye'de açlık sınırı 20.700 liraya gelmiş, yoksulluk sınırı 62.000 lirayı aşmış. Bu hesaba göre Türkiye'de halkın %45'i açlık sınırının altında gelire sahip, %85'i yoksulluk sınırının altında gelire sahip, emekliler ve asgari ücretliler açlık sınırının altında ve milyonlarca insan da yoksulluk sınırının altında. Türkiye'de evine ayda 62 bin liranın üzerinde gelir giren kaç hane var? İşte Türkiye'nin %15'i. Çünkü bunun dışındaki %85 bugün yoksul. En son yapılan ciddi araştırmalarda da AK Parti seçmeninin dahi %65'inin ekonominin kötü yönetildiğine inandığını ortaya koydu. MHP seçmeninin %67'sinin ekonominin iyi yönetilmediğine inandığını ortaya koydu. Ve Türkiye'de halkın %86'sının ekonominin iyi yönetilmediğine inandığını ortaya koydu. Yani açlık sınırının altında ve yoksulluk sınırının altındaki kesim olan %85'lik, %86'lık kesim açık bir şekilde haklı olarak, doğal olarak ekonomi iyi yönetilmiyor diyor. Tabii neden böyle oluyor? İmkanlar her zaman söylediğimiz gibi kamudaki israfa, bir avuç imtiyazlı holdinge ve faiz ödemelerine gidiyor. Bu imkanlar 1.4 trilyon liralık bir imkan kur korumalı mevduat hesabı sahiplerine gitti. Bu sene 1.25 trilyon lira faize gidecek. 163 milyar lira garanti ödemesiyle imtiyazlı holdinglere para aktarılacak ve yine bu senenin bütçesinden 1.65 trilyon lira kurumlar vergisi ve gelir vergisi muafiyeti yapıldı. Bu da büyük ölçüde bir elin parmakları kadar imtiyazlı holdingin vergi muafiyetlerine sağlanmış olacak. Böyle olunca bu trilyonlar imtiyazlı holdinglere, kur korumalı mevduata, israfa ve faize gittiği için de dar gelirliye, emekliye, çiftçiye, işçiye imkan kalmıyor. Bu sistemin adı borç faiz zam vergi ekonomisidir. Paylaşımda adalet yoktur. Önce millet, önce ezilenler anlayışı yerine önce imtiyazlılar anlayışının hakim olduğu bir sistemle karşı karşıyayız. Bu sistemin düzelmesi gerekiyor, acilen düzelmesi gerekiyor. Borç, faiz, zam ve vergiye dayalı bu ekonomi modeli yerine
üretime, istihdama, ihracata dayalı bir ekonomi modelinin mutlaka hayata geçirilmesi, paylaşımda adaletin sağlanması ve önce imtiyazlılar anlayışı yerine önce millet anlayışının hakim olması gerekiyor. Tabii son olarak ifade etmek istediğim, iktidarın yerel yönetimlerdeki seçimlerde görmüş olduğu büyük hezimet sonrasında Türkiye genelinde %70'lik kısımda yerel yönetimleri, yerel iktidarı kaybetmesi sonrasında birdenbire aklına belediyelerin SGK borçları geldi. 20 senedir AK Partili belediyelerin yapmış olduğu bu borçlar tahsil edilmezken, şimdi belediyeler el değiştirip muhalefet partilerine geçince bu borçların tahsil edilmesi akla geldi. Bu aslında hem muhalefet partilerini hem de bu belediye seçimlerinde bu partilere oy veren seçmeni cezalandırmak manasını taşıyor. Çifte standartçı bir yaklaşım ve bu yaklaşımı kabul etmediğimizi, kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Gerekirse haciz yoluna giderek belediyelerin hizmet edemez hale getirilmesini de içeren bu düzenleme haksız, çifte standartçı ve samimiyetten uzak bir yaklaşımdır. Elbette ki kamu alacağının tahsil edilmesi lazım. Ama bu kamu alacağının 90 küsur milyar lira olduğu ifade ediliyor. Bu 90 küsur milyar lirayı imtiyazlı holdinglere verilen paydan kesin, faize verdiğiniz paradan kesin, kamudaki israftan kesin ama gelip de belediyelere hizmet edemeyecek noktaya getirmeyin. Kaldı ki kamu alacağı tahsil edilecekse 20 seneden beri bu belediyeler AK Partili belediyeyken neden bu alacak tahsil edilmedi? Bu durumu da milletimizin tabii ki takdirine sunuyoruz. Ve yine fındık üreticilerinin endişeli bekleyişi sürüyor. Buna da kısaca değinerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Yaş çay fiyatlarındaki iktidarın beklentilerin çok altındaki açıkladığı fiyat, arpa ve buğday alım fiyatlarında yine iktidarın beklentilerin çok altında açıklamış olduğu fiyat, doğal olarak fındık üreticilerini de endişeye sevk ediyor. Fındık üreticileri maliyetler ve enflasyon girdi maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda 160 ila 165 liralık bir alım fiyatının aşağısının bu sene kurtarmayacağını ifade ediyorlar. Biz de yeniden Refah Partisi olarak bu sene fındık alım fiyatının en azından 200 lira seviyesinde olması gerektiğini buradan ifade ediyoruz. Ve iktidara milyonlarca fındık üreticisini enflasyona ezdirmeyin. İki tanesi yabancı olmak üzere üç tane dev şirkete bu fındık üreticilerini mahkum etmeyin, ezdirmeyin. Ve merhum Erbakan hocamızın 54. hükümet döneminde fındık alım fiyatına yapmış olduğu artışı hatırlayın, çağrısını yapıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha değerli Genel Başkan'a, Sayın Dervişoğlu'na, kıymetli heyetine, tüm İyi Parti camiasına ve değerli basın mensuplarına teşekkürler ediyorum. Bir kez daha görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Bu ziyaretimizin de hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çok teşekkürler ederim. Sağ olun, var olun. Soru var mı? Şimdi erken seçim konusundaki görüşlerimi ifade et. Yani bunun erken seçim gündeme geldiğinde adı üstünde hemen seçimin gündeme getirilmesi lazım. Türkiye'de öyle bir siyasi vasat var mı yok mu? Onu değerlendirmek durumundayız. Şimdi siyasi partiler erken seçim istiyorlar ise şayet ben buradan açıkça ilan ediyorum. Hemen seçim olacaksa biz İYİ Parti olarak bu seçime dair hazırlıklarımıza başladık. Ama bu bir spekülatif amaçla kullanılıyor. Bugün gündeme getirelim, 2,5 sene sonra yaparız türünden bir yaklaşım içeriyorsa tarafımızdan bakıldığında onun da kabul edilebilir bir yanı yok. Benim seçim istememle seçim olmuyor. Seçimin şartlarının oluşması lazım.
seçim kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin alması lazım. Dolayısıyla iktidarın da bu erken seçim kararına destek vermesi lazım. Türkiye'yi olabilecek işler üzerinden yönlendirmek gibi bir sorumluluğu vardır siyasetin. Oradan da bakmak lazım. Ama şimdi ben bu spekülasyona ifadelerimle dahil olmak istemiyorum. Eğer Türkiye'de erken seçim olacaksa İYİ Parti'nin yarın yapılacak seçime bile hazır olduğunu ifade edebilirim. Tabii bununla ilgili şunu ifade etmek isterim. Türkiye'de ekonomik koşullar her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor. Ve ekonomik göstergeler de işlerin iyiye değil daha da kötüye gittiğini maalesef gösteriyor. Enflasyonla mücadelede yeni ekonomi yönetiminin de 28 Mayıs 2023 itibariyle göreve başlayan yeni ekonomi yönetiminin de çok başarılı olmadığını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Orta vadeli program borç ve faize dayalı ekonomi modelinin devam edeceğini gösteriyor. Bütçe açığının artacağını, borçlanmanın artacağını, faiz ödemesinin artacağını ve bunların yükünün de zam ve vergi olarak millete yükleneceğini açıkça ortaya koyan bir 2024 bütçesi ve orta vadeli programla karşı karşıyayız. Böyle bir noktada bizler 2025 yılı içerisinde bir erken seçim yapılmasını tartışabilmeliyiz, konuşabilmeliyiz. Çünkü 2024-2025 Mayıs'ta yeni ekonomi yönetimi 2 yılını doldurmuş olacak. AK Parti iktidarı da 23 yılını doldurmuş olacak. Bir pehlivanın mindere çıkışından durumu belli olur diye rahmetli Erbakan hocamız söylerdi. Bir ekonomi yönetiminin, bir iktidarın ilk 100 gününden ne yapıp ne yapamayacağı belli olur diye ifade ederdi. Şimdi Haziran 2023 itibariyle göreve başlamışlar. Bu önümüzdeki Haziran'da 2025'te 2 senesini bu ekonomi yönetimi doldurmuş olacak. O zamana kadar da herhangi bir iyileşme olmazsa ki göstergeler olmayacağını gösteriyor. Öyleyse 2025 yılı içerisinde, 2025 yılı sonbaharında belki bir erken seçimin olup olmaması konusunun tartışılması gereklidir diye düşünüyorum. Eğer 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta AK Parti ilk defa iktidara gelmiş olsaydı, o zaman evet hemen bir erken seçime kalkışmayalım denilebilirdi. Ama AK Parti iktidarı dediğim gibi bu önümüzdeki ilkbaharda 2025'te 23 yılını doldurmuş olacak. Ve yeni ekonomi yönetimi de 2 senesini doldurmuş olacak. 2 sene parlamenter sistemdeki koalisyon hükümetleri döneminde gayet de uzun bir hükümet dönemidir. Buna rağmen bir gelişme, bir iyileşme olmazsa gerçekten de milletin dayanacak gücü kalmamıştır. Bir erken seçim gündeme gelebilir. Bununla ilgili şunu da ifade etmek isterim. Bugün enflasyonda dünya üçüncüsü hale gelmişiz. Önümüzde Arjantin ve Suriye var. Avrupa birincisi, OECD birincisi haline gelmişiz. Gıda enflasyonunda dünya şampiyonu haline gelmişiz. Dünyanın en pahalı eti, en pahalı akaryakıtı, en pahalı elektriği, doğalgazı, bütün bunlarla milletin dayanacak gücü kalmamış. Yeni ekonomi yönetimi de 2 sene içerisinde bir düzeltmeye gidemezse, öyleyse bir erken seçim gündeme gelebilir diye düşünüyoruz. Efendim, Ankara Belediyesi'nden Eren Mesut. Anayasa Mahkemesi dün bir karar verdi Can Atalay hakkında. Milletvekilinin düşünülmesini yok etmesine olduğuna dair. Yargıdaki Can Atalay anlaşmazlığı devam ediyor. Bu konudaki düşünceleriniz, görüşleriniz neler? Tabii Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına bizim hoşumuza gitmese de saygı duyulması gerektiğini her zaman ifade ediyoruz. Bunun en güzel örneği de yine rahmetli Erbakan hocamızın Refah Partisi'nin kapatılması kararına vermiş olduğu tepkidir. Orada da aynı şeyi söylemişti kendisi. Bir hukuk devleti içerisindeyiz, bir düzen içerisindeyiz. Verilen kurumların verdiği, mahkemelerin verdiği kararlara, yargının verdiği kararlara hoşumuza gitmese de, doğru olduğuna inanmasak da kesinleşen bir karara saygı duymamız ve buna riayet etmemiz gereklidir diye ifade etmişti. Biz de yine bu noktada aynı düşünceyi paylaşıyoruz kendisiyle. Evet, bu konu aslında Türkiye'de tartışılmaması icap eden bir konu ama tartışılmaması için gündemde olmaması lazım.
Türkiye'nin gündemine böyle bir sorunun taşınması Türk demokrasisi açısından hiç güzel bir şey değil. Dolayısıyla orta yerde bir mahkeme kararı var. Daha önceden kabul edilmemiş bir milletvekilliği, kabul edilmemesine rağmen düşürülmüş bir milletvekilliği sorunu var. Bunları doğru bir biçimde ele almak icap ediyor. İktidarın mahkeme kararlarıyla inatlaşması adalet duygusunun zedelenmesine vesile oluyor. Adalet duygusunun zedelendiği toplumlarda da zedelenmemiş hiçbir müessese kalmıyor. Dolayısıyla Türkiye'ye yakışmayan bu tartışmanın ortadan kaldırılması için adaletin yerine gelmesi ve mahkeme kararlarının uygulanması lazım. Evet, var mı başka bir şey? Çok teşekkürler arkadaşlar. Sayın Genel Başkan'a da tekrar nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor. Şükranlarımı sunuyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Sağ olun.